Evet sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Dün akşam canlı yayınlardaydık ama bir de şimdi cansız yayınla videomuzu sunalım. Çünkü çok fazla husus var konuşacağım. Arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına katılan takımların kasasına koymayı garantilediği takımlar arkadaşlar. Yani ee... şöyle söyleyeyim. Şimdiden kazanılan para. Şimdiden cüzdana giren para. Ayak bastı parası 4.31 milyon euro. Bu bütün takımlar için geçerli. Grup aşamasına başlayacak. Bütün takımlar 4.31 alacak. Fenerbahçe kat saydan 6.25. Galatasaray kat saydan 5. Beştaş 1.18 milyon euro alacak. UEFA'daki son yıllardaki performansı. Yani 10 milyon eurodan 10.5 milyon euro Fenerbahçe para kazanacak arkadaşlar. Şimdi 10.5 milyon euro. Fakir tesellisi. Geçin bunu. Şimdi Fenerbahçe'de ben e, diğer kanalda bir video çektim. Dedim ki Amrabat-Fenerbahçe'de Sıradaki hedef Rebiot, Medina, Hermoso falan diye. Tabi öncesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladık. E, Fenerbahçe-Alanya maçını Konuştuk. Niye? Çünkü bunların hepsi konuşmamız gereken şeylerdi. E, ve Fenerbahçe-Alanya spor engelini Sizlerin de izlediği e, şekilde 3-0'la geçti. Güzel bir skor, güzel bir maç, güzel bir oyun. Her şey çok güzel. Rize Spor'dan Emre Mor açıklaması gelmişti. Hani birileri Fenerbahçe'ye sanki Rize Spor bilerek kaybetti imajı vermek için böyle bir şeyler söylemişti. Ama Rize Spor dedi ki alakamız yok. Aslına bakarsanız alakaları yok değil. İstediler doğruya doğru. Ancak e, Emre Mor gitmek istemedi. Ben öyle söyleyeyim size. Hani Fenerbahçe'de Amrabat mutlu sonu yaşandı. Kapı açıklaması geldi. Eee oyuncu geldi. Fenerbahçe'nin Alanya Spor maçının müsabakasını izledi. Hani her şey çok güzel. Anlatabiliyor muyum? Her şey güzel. Fakat eksik olan şey ne? Geçip sahada 5 dakika falan oynaması lazımdı yani. Halı sahaya biz bir misafir çağırdık. arada sahada oynatırız yani. İşin şakası bir tarafı ama mesela fikstür belli oldu. Dün konuştuk canlı yayınlar uzun uzadı. Mesela Fenerbahçe'nin fikstürü bu. Fenerbahçe'yi eleyen Lille'in fikstürü daha fena. Şimdi Şampiyonlar Ligi gibi fikstür. Mesela Fenerbahçe eski sistemli Şampiyonlar Ligi'ne düşseydi. Birinci torbadan Manchester United. ikinci torbadan Lyon gelseydi. Üçüncü torbadan atıyorum. Atletico Bilbao gelseydi. Dördüncü torbadan Fenerbahçe gelseydi. İçeride dışarıda. Allah rızası için Fenerbahçe buradan kaç alır derdiniz. Şimdi elinizi vicdanınıza götürün. Ben derdim ki ulan Manchester Depresman'dan puan falan alamayız. Evimizde inersek 3. Lyon'dan bir puan çalsak iyidir. 3 de evimizde alsak 6-7. Bilbao'yu evimizde illaki yeneriz. 10. Deplasmanda puan çok zor. Ama 10 puan da iyidir. Avrupa Ligi'ne gideriz falan derdim. Bak, eski sistem olsa. Ciddi söylüyorum eski sistem olsa. Ama şu an şu sistemde 8 maçın yoruculuğu, yıpratıcılığı var. Bakın ben 8 maçta asla Fenerbahçe 19 puan alamaz diyorum. Keşke alsa da iddiayı kaybetsem, forma versem. Yeter ki e, hani Fenerbahçe'm 24 puan alsa. Ama Bence iyi bir eşleşme oldu. Şimdi bon servisiz Guido Rodriguez yerine niye Amrabat tercih edildi? Çünkü Mourinho'nun ilk tercihiydi. Mourinho'da zaten benzer açıklamalar da bulundu aslında ve e, sonuçta ortada arkadaşlar. Yani benzer açıklamalar ortada. Anlatabiliyor muyum? Niye benzer açıklamalar ortada? Ya Maçtan sonra çıkıyor böyle böyle diyor. Sosyal medya hesabından çıkıyor böyle böyle diyor. Öbür tarafta gidiyor böyle böyle diyor. Yani ne derse desin böyle böyle diyor. Adam aykırı bir şey söylemiyor. Mesela kurun içe Zayt'sko soruyor. Zayt'sko kurun soruda, soruyorlar. da de benim oyun planıma hitap etmiyor dedi. Ki Fenerbahçe'den Zayt's kapı geldi. Çok mutlu eden bir kap geldi açıkçası beni. Ben çok sevindim ne derseniz deyin. Ha bunun dışında Amrobat ilk tercihiydi. Uydu'yu istemedi. UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirim süresi 4 Eylül saat 01'de sona eriyor. 3 Eylül'de değilmiş. 31'indeyiz. 1, 2, 3, 4 gün. Çok özür diliyorum bu tabiri kullandığım için ama hayvan gibi saldırmamız lazım. Yani Mario Branco bir taraftan, Acun Ilıcalı bir taraftan saldırmamız lazım. Avrupa'da da transfer sezonu bitti. Boşta kalan birçok futbolcu var. Ha Fenerbahçe'de ani itibariyle yabancı futbolcu sayısı da 15. Tamam bunu azaltacağız. O da ayrı bir mesele. Ama mesela Livakovic, Ciko, Bekao, Luan Perez. Perez'i sayma. Osterwolde, Bosay, Kurunic. Kurunic'i de sayma. Fred, Amrabat, Şimanski, Maksimin, Tadic, Kent. Kent'i de sayma. Ennesiri, Ceko. Yani Fenerbahçe'de 12 artı 3 yabancı futbolcu bulunuyor. Anladınız mı benim demek istediğimi? Yani hala o iki kişilik kontenjanı Fenerbahçe doldurabilir. Artık nasıl dolduracağını Fenerbahçe tahmin etsin. Çünkü e, durum bu. Şimdi şunu söyleyecektim ben. Unutmadan belirteyim bu dediğimi e, aklıma gelmişken. Bakın. Dört gün saldırmamız lazım. Dört gün. Napoli Amrabat için son anda devreye girdi. Şöyle yaptı böyle yaptı. Christian Medina için görüşüyoruz açık söyleyeyim. Her an her şey olabilir. Rebiot Avrupa'nın 5 büyük ligine gidersem giderim, giderim gidemezsem sizinle görüşebilirim falan filan demiştim. Ben karşıyım böyle bir cümleye. Kardeşim biz de bir Fenerbahçe'yiz. Yani bizim de bir büyüklüğümüz var. Anlatabiliyor muyum? Bizim de bir büyüklüğümüz var. Yani şu laflar Fenerbahçe'yi küçültür. Bakın. Milan, Edrion, Rebiot transferinden çekildi diye haber verdiler. Ben bilemem. Zaten Avrupa'da transfer sezonu dönemi bitiyor. Fenerbahçe'de Zayt, Kent, Kurniç, Emre Mor takımdan ayrılmak istemiyor dedi Ertan Süzgün sabahına. Akşamına Zayt'sın kapı geldi. Gittiği kapı. Demek ki her duyumda şey değil. Hani İstanbul'dan ayrılmak istemediğini belirtiyor. Gidecekler. Ya seve seve ya da zorla gidecekler. Yine Ertan Süzgün diyor ki Kasımpaşa Eyüp Spor Antalya Spor tekliflerini kabul etmedi. En kötü ocağa kadar kalırım diye düşünüyor dedi ama öyle bir durum yok. Gitti şükür. Ferdi Kadıoğlu 10 gün sağlardan uzak kalacakmış. Ha bizde hiç sakatlanmayan Ferdi. Orada sakatlanmış. Çocuğa iyi bakın lan. Çocuğa iyi bakın. Ne istiyorsa alın. Tebiyesi alaksızlık yapmayan da sinir etmeyin. Şimdi bir taraftan da bakıyorum. Fenerbahçe'de arka arkaya kaplar geliyor. Hani Zayt's kapı geldi. Amrabat kapı geldi. Daha kimlerin kapı gelecek acaba? Eee Lyon Zaha'nın maaşının 3 milyon euroluk kısmını karşılayacakmış. Demek ki Galatasaray'da 6.2'sini karşılayacak. Ben demiyorum ha. Whatsappçı duyumcuları diyor. Yani Whatsapp duyumcuları diyor. Ben demiyorum. Yanlış anlamayın. Benim böyle bir yetkim yok. Whatsappçılar diyor. Ee, ondan sonra sağ sağlı teknik direktörü Giovanni Carnevale Galatasaray'ın Armand Laurenti için yaptığı çok ciddi bir teklifi geri çevirdik. Laurenti sattık değil diyor. Oğlum siz Fenerbahçe misiniz lan? Fenerbahçe'nin teklif ettiği futbolcuyu niye istiyorsunuz? Sizin kendi scout ekibiniz yok mu? Kendi beyniniz yok mu? Kendi araştırma ekibiniz yok mu? Sadece kafanız bilet satışına mı gidiyor? Yani bilet satışı dışında kafanız çalışmıyor mu? Cık, başka bir şeyleri de yapın. Bak arka arkaya kaplar geldi, müjdeler geldi Fenerbahçe'den dediğim gibi. Ha, dahası da gelecek ben eminim. Bize son anlarda Asensio'yu yazdılar. Asensio kimdir? Önce onu konuşalım. Asensio bir yıldızdır. Bir stardır. Yani Fenerbahçe'ye transfer etse taraftarımızın yarıdan çoğunun bayram edeceği bir isimdir. Önce onu söyleyeyim. Marco Asensio. Bir markadır. Paris Saint Germain'in oyuncusu. Sağ kanat ee, forvet arkası sol kanat oynayan isimdir. Bak burada hem fikiriz. Zamanında 90 milyon euroları gömüş Real Madrid'de oynamış. Bu sezon Lig 1'de 133 dakika bir gol atmış. Fenerbahçe'nin alakası yok. Ha başka takıma gidebilir mi? Gidebilir bir şey diyemem. Ama Fenerbahçe'nin alakası yok arkadaşlar. Ha keşke olsa. Yani solda Maxim'in sağda Asensio Fenerbahçe hava yolları. Fenerbahçe Alanya'yı 3-0 yendi. Maçın oyuncusu sizce kimdi? Bunu da yazabilirsiniz. Şimdi Fenerbahçe Amrabat'ı alıyor, Galatasaray Hermoso'yu alıyor dediler. Ben şunu söyleyeyim, transfer bitene kadar kimseye konuşmayın. Bak, Sofyan Amrabat bitti. Daha bitmedi. Sağlık kontrolü cartı curtu var. Medina. Ya yemin de edebilirim ben size. Hani size yalan borcum yok ama 2 gün önce, 3 gün önce biz Medina'yı aldık. Bak aldık aldık. Bildiğiniz Medina'yı transfer ettik. Ama kulübü vazgeçaydı. Şu kadar istiyoruz, bu kadar istiyoruz, şöyle istiyoruz, böyle istiyoruz. Ulan orada tamam diyorsun, sonra yok diyorsun. Bu nasıl iş? Bu nasıl edepsizlik? Ondan sonra vergisini ver, algısını ver. 24 saat süre tanıdık. Hocam biz geçenlerde de 24 saat süre tanıdık. Bu hikayede yanan biz olduk. Bu nasıl olacak? Biz 24 saat süre tanıdık. Bakalım ne olacak arkadaşlar? Onu da ben sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, hayırlısı. Yani 24 saat süre tanıdık ama... İsmail Yüksek şanlı tarihimizin en özel gün en güzel günlerinden birinde taraftarımıza yaşattığımız bu galibiyet için çok mutluyuz demiş. Bizler de mutluyuz. Yani demem o ki bu arada Milan şey Tolus Mihazaysı opsiyonsuz şekilde kiraladı. Önemli değil. Gitsin. Ne olursa olsun. Yani çok mühim değil arkadaşlar. Yeter ki gitmiş olsun. Ee, bak Mourinho'nun cümlesini ben aynen okuyayım. Diyor ki Kurunitsch ve Zeiss benim fikirlerime ve oynatmak istediğim oyuna uymadığı için o bölgede bir eksiklik vardı. Oraya bir oyuncu aldık diyor. Yani adam ben bunları istemiyordum diyor. Ha sorsam duyumcu arkadaşım bir tanesine göre ikisi de kalacaktı. Neyse bin ee, biraz işin magazin boyutundan gerçek boyutuna geleyim. Bakın. Uzun lafın kısası şimdi hızlı bir tur yapayım size. Asensio yalan. Zeiss gitti. Gözümüz aydın. Amrabat bugün sağlık kontrollerinden geçirilip imzalanır. Anlaştık mı? Anlaştık. Ee, onun dışında Hermoso Galatasaray'la görüşüyor. Roma araya girdi. Yani Araplar tekrardan devreye girmiş. 16 milyon euroya alacaklardı normalde Arap takımı. Yani 16 milyon euroya normalde Arap takımı alacaktı. Ee, liglerinden izin gelmemişti. Belki de tekrar gelmiştir. Bilemem. Hani. Fenerbahçe alamıyorsa da Galatasaray almasın. Ben işin orasındayım. Emre Mor, Zayt. Bak Zayt zaten gitti. Emre Mor yakındır gidişim. Kurunic ve Ryan Kent. Ben bunu ekleyeyim buraya. İkisine de şunu söyledik. Ya efendi gibi gidersiniz ya da normal gidersiniz dedik. Bilginiz olsun. Alanya Sporu yendik. Sesi başka yerlerden çıkıyor. Mehmet Türkmen'in hakemliğini gerçekten de beğenmiş Mourinho. Diyor ki gecenleriniz en azından iyisiydi. Galatasaray cephesinde bir yangın başlamış. Fenerbahçe böyle giderse bizi öttürür diye. Öte yandan Beşiktaş Avrupa Ligi'nde onlar da gitmiş bizim gibi. Öyle bir bahtsız, öyle bir uğursuz ki bu iki takımda. Lan Atletico Bilbao'yu dördüncü çorbadan hadi biriniz çektir, öbürünüz nasıl çekersiniz? Vay arkadaş ya. Cidden bazı şeyleri anlamak imkansız. O sayının sakatlığı şu milli arada da biter. Çok şükür kendine gelir. Ali Koç tam zamanı. Bak Trabzonspor Abdullah Avcı'yı gönderdi. Kimi getirecekler? Belli değil. Bir şeylerin tam zamanı. Anlatabiliyor muyum? Tam zamanı. Perdeden gelen parayı düzgün kullanmanın, harcamanın tam zamanı. Bak Livakovic maşallahı var. Allah nazardan sakındırsın. Ben çok beğendim. Bu maç üzerinde. Çağlar Söyüncü'yü Allah var. Çok beğendim. Ciku'nun sakatlığı inşallah ciddi değildir. Ama ben şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. 2-3 haftalık bir şey olsaydı emin olun Mourinho dile getirirdi. O yüzden içim rahat. Çünkü sağlık ekibi çok iyi. Osterwolde Ferdi yarattı mı? Bir daha asist yapacaktı da kaçırdı. Bunlar kaçar. Siz o pozisyonu bir daha açın. Ennesiri'nin savunmayı şaşırtmasını izleyin. Bir arkaya bir öne koşusunu izleyin. Bartu Elmaz'ı oynama garantisi bir takıma kiralık vereceğiz arkadaşlar. Bu takım Sivas Spor olabilir. Bilginiz olsun. Onu da söyleyeyim. Şimanski, Maksim'in kötü gözükler ama bence iyilerde. Oğuz Aydın hazırlanıyor. Tam hazırlandığı zaman efsane olacak. Bakın Tadiç. Ben dünkü canlı yayında sinir oldum. Ya Tadiç'i yerin dibine sokuyorsunuz. En nesiri işte ya geldi gol kaçırdı şöyle yaptı böyle yaptı. Yerin dibine sokuyorsunuz. Edince koyu ben de dahil çoğumuz hani yaşlandı artık verim veremiyor diye konuşuyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hani rakibin futbolcusunu övdüğünüz zaman ben çıldırıyorum. Arkadaş bizim futbolcularımızı da övün. Hak ettiklerini verin. Herif 8 maçta 8 gol 2 asist yapmış. Öbürü 7 maçta şey 8 maçta 2 gol 5 asist yapmış. Ya benim futbolcularımı da övün. Bir de yaşları 35-38. Lan biz bunları 28-30'unda falan alsaydık. Dünya cönü futbolcu olurmuş ya. Cidden var ya yani dünya ünlü takım olurmuşuz. Bocu geçtim. Ee, Bekao'yu çok istediler. Alamadılar. Alsalardı belki de bir stoper imkanı daha doğacaktı. Şimdi Levent Mercan, Mert Müldür. Anca ülke içinde bir takıma gidebilirler. Şeyle, Mert Müldür gitmez Levent Mercan anca öyle. Merih Demiral geldi. Arkadaşlar Merih Demiral'ın transfer görüşmesi değildi. Böyle sevdiği, özlediği için izlemiş. Ben bu videoyu niye çekiyorum biliyor musunuz? Ben bu videoyu şu yüzden çekiyorum. Fenerbahçe'ye çok yükleniyorsunuz. Bak Mourinho şunu dedi. Maçtan sonra şu oldu bu oldu. Hiçbirini konuşmuyorum. Farkında mısınız? Umurumda değil. Hiçbirini konuşmak istemiyorum. Ya ben bugün Fenerbahçe'yi konuşmak istiyorum. Galibiyeti konuşmak istiyorum. E, 11 gol atıp 2 gol yemişiz 4 maçta. Yani iyi gidiyoruz. Lütfen buna odaklanın. Her şey iyi giderken buna odaklanın. Yani kaleciyi bana anlattı diyor Tadiç. Kaleci antrenörlerimizin çalışmasına bakın. Zayt gitmiş. Fatih Tekke'ye karşı evimizde ilk kez kazanmışız. Yani teknik direktör tercihi herkesin hoşuna gitmiş. Milli takım kadrosu açıklanmış. Mesela milli takım kadrosunda enteresan sürprizler var. Cenk Tosun'u Euro 2024'te alıp oynatıyorsun. Burada almıyorsun. Westley Al Nasr'a gitmiş 19 milyon euroya. Şükür kurtulduk. Bu arada U20 milli takım da Ben şeyi çok merak ettim. Ee, Bartu Elmaz var mı diye bakıyorum. Gerçi Bartu 20'yi geçti. Ama oynatabiliyor. Eskiden oynatabiliyorduk. Şimdi onu da oynatamıyoruz. Şöyle bir bakıyorum. Yani Trabzonspor ağırlıklı. Bir şey görüyorum. Kayseri Spor'dan da var. Defans. Trabzonspor'dan iki kişi var mesela. Bak. Başka Ali Turap Bülbül var Galatasaray'dan. Emirhan Başyiğit Sivas Spor'dan diyor. Ee, Furkan Demir Rapid Wien Baran Ali Gezek Bellona Kayseri Spor. Yani bizden çok bir isim yok. Eren Altıntaş Taş Spor'dan. Buradan da Bartu Elmaz'ın şeyini anladınız değil mi arkadaşlar? ne demek istediğimi. Yani 21 yaşında 19 Şubat 2000 doğumlu oynayabiliyor diye biliyorum ama demek ki yaş haddini geçmiş. Ömer Faruk Beyaz'ı Stuttgart şutlamış. Böyle de bir gelişmeler mevcut arkadaşlar. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, i̇yi ki varsınız. Kanalımıza dahil olduğunuz için teşekkürler. Beğenilerinizi de eksik etmeyin. Sizce bu gruptan kaç puan alırız? Bir de şunu söyleyeyim. Ee, bu videoyu niye çekiyorum? Onu da az özellikle belirteyim. Asıl söylemem gerekeni unuttum nedense. Arkadaşlar Medina ile son görüşme. Rebiot'la son görüşme. Yapılacak her Mosu'yu. Ben, yani benim duyumlarıma göre ne bize yar olacak ne Galatasaray'a yar olacak bu gidişte. Onu da söyleyeyim. Yani ne bize ne onlara yar olacak. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu birkaç gün şöyle babalar gibi videolar çeksem de siz de izleseniz. Çünkü son bence dört gün transferde. Bundan sonrasını alırsan sadece Süper Lig'de oynatacaksın. Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.